Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Ovalı. Bu dersimizde kat ya da part dizayn ortamına giriş çıkış, katıların üzerinde sketch açma, düzenleme, bunlar hakkında bir genel bilgi vermek istiyoruz. Part dizaynıma girdim. Şimdi arkadaşlar, hatırlıyorsanız sketcher'da görmüştük. Sketcher'a bastık, katımızı seçtik. Buraya dikkat edelim. Örneğin arkadaşlar, parçamızı çizdik. Parçayı çizdik. Parçayı hemen ataçın altından otomatik ölçülendirdik. Okey dedik. Bakın, Sketcher'dan Exit Workbench'te çıktım. Pet komutuma bastım. Şöyle yaklaştım. Şuradan çekebilirsiniz. Biraz çektim. İlk bilmem gereken bu yüzeye dikkat edin. Yüzeyi seçip, çünkü neden? Bakın, bu yüzey aslında bunun paraleli. Yüzeyi seçip sketch dedim. Buraya geldim, bir daire çizdim. Çıktım. Extrude'a bastım. Okey dedim. Ne yapmış oldum? Buraya bir katı oluşturmuş oldum. Bu yüzeyi seçip sketch'e bastım. Burayı öğrenmiştik mesela. Örnek vereyim. Offset komutumuz vardı. Şuradaydı. Yüzeyi seçtim. Offset dedim. Çıktım. Pet dedim. Mesela 5 mm'de bir çıkıntısı vardı. Bunu oluşturdum. Ve arkadaşlar, dikkat edecek olursanız düzlemsel yüzeylerin her birinde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Yüzeyi seçtim, sketch dedim. Bakın, buraya geldim. Bir tane merkezli dikdörtgen çiziyorum. Çıktım. Örneğin pocket dedim. Boşaltsın bu seferini. Şuradakini tutup çektim. Okey dediğimde, pardon. Şöyle yapalım. Yanlış yerden çektik de ondan arkadaşlar. Şuradan tutup çekecektik. Şöyle tuttuk, çektik. Okey. Ve boşaltmamızı gerçekleştirdik. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, bunların hepsini Katya ağaca atıyor. Ve ben bunların hangisinin skecine girmek istiyorsam üzerine çift tıklar mesafelerini kontrol edebilirim. Üzerine çift tıklar mesafelerini kontrol edebilirim. Ya da arkadaşlar şunun üzerine tıklayıp Sketcher'ına girebilirim. Sketcher'de gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra Exit Workbench'te çıkarım. O zaman biz genel olarak şunu biliyoruz ki sketch'e girmek için sketcher'ımızı kullanıyoruz. Çıkış için Exit Workbench ve oluşturduğumuz katıları istersek ağaçtan üzerine çift tıklayıp düzenleyebileceğimiz gibi şuradan sketcher'dan da üzerine çift tıklayıp düzenleyebiliyoruz. Evet, şu anda bu dersimizde sadece arkadaşlar özellikle sketcher'a, yani sketcher'la katı açma ve katılama komutunun mantığını görmüş olduk. Merhabalar arkadaşlar, ben İsmail Ovalı. Bu dersimizde Part Design modülündeki pet komutunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak Part Design modülüne geçiş yapıyorum. Part Design modülünden geçtiğim zaman öncelikle biliyorum ki benim pet komutum Sketch Basic araç çubuğunda burada. Ben bunu istersem şu şekilde tutup kenarımdan buraya bırakabiliyorum. Daha sonra bakın, isterseniz Sketcher'ımızı da şöyle alalım. Öncelikli olarak çalışacağım düzlemi seçiyorum. Sketcher'ıma basıyorum. Şöyle mouse nut tekerleğiyle çektim. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak bunu anlatmak için şöyle bir profil çiziyorum. Ve bunun üzerinde pet komutunu beraber inceleyelim. Bakın, pet komutunda neler yapabiliyoruz, bir onu görelim. Şöyle arkadaşlar, bir tane parça çiziyorum. Şöyle şunu da kenara alalım. Şöyle çektim. Şöyle bir parça çizdim. Bakın, bunu yaptım. Dikkat edin, şu çizgi yatay olmadı. Hemen bunu ne yapıyorduk? Ölçülendirme komutumuza basıyorum. Sağ klik yapıyorum. Hemen buradan vertical dedim, yaptım. Daha sonra sketch'ten çıkış için şuradaki exit workbench'ime basıyorum. Öncelikli olarak arkadaşlar, pet komutuna bastığınız zaman, pet komutuna daha doğrusu basmadan önce turuncu yanması ile beyaz yanması arasında fark var. Boşta tıklarsanız beyaz yanar. Pet'e bastığınızda seçim yapmanızı ister. Fakat özellikle seçili durumdaysa, yani burada çıktığım zaman pet komutuna bastığımda algılar. İlk bilmem gereken, skecimin sağına ve soluna extrude ediyor. Yani reverse direction dersem yönümü değiştirebiliyorum. Limitle bunu ne yapabiliyorum arkadaşlar? Çekebiliyorum. OK tuşuna bastığımda sol tarafa dikkat edecek olursanız 45 mm yaptı.
Düzenleme mi yapmak istiyorum? Üzerine çift tıklamam yeterli. Daha sonra en çok bilmem gerekenlerden biri mirror extend. Mirror extend dersem sağlı sollu yapıyor arkadaşlar. Hem sağına hem soluna. Buraya dikkat edelim. Yalnız mirror extend'de solid'tekinden farklı olarak mid plane değil. Örneğin buraya 25 yaptığımda 25-25 totalde 50 mm. Okey dedim, gerçekleştirmiş oldum. Daha sonra bakın burada bilmem gerekenlerden. Örneğin ben bu yüzeyi seçtim. Sketch dedim. Şurayı seçtim. Daha sonra getirdim. Şöyle şuraya bir tane dikdörtgen çizdim. Dikkat edin. Extrude'üme yani pedime bastım. Oka basarak yönünü değiştiriyorsunuz. Yönümü değiştirdim. Up to last dediğinizde sonuna kadar gitti arkadaşlar. Fakat burada sonuna kadar gittiğini anlayamıyorum. Şuradaki offset'e bastığınız zaman bakın şuradan 2-3 mm çıkartalım arkadaşlar. Bakın arka taraftan yaklaşık olarak 2-3 mm çıktı. Bu parçanın boyu ne olursa olsun arka taraftan ne yapacak? Çıkacak. Unutmuyoruz, up to last sonuna kadar yap anlamıydı. Offset'le de mesafe verebiliyoruz. Yine yüzeyimi seçtim arkadaşlar. Okey dedim. Bakın ekranıma hemen sığdırdım. Daha sonra geldim bir tane yine buraya daire çiziyorum. Dikkat edelim. Dairemi çizdim. Çıktım. Tekrar geldim. Pet komutuma bastım. Yönümü çevirdim okla. Şuradan gelip arkadaşlar up to plane deyip şu yüzeyi seçecek olursanız getirip bu yüzeye kadar ne yapacak? Yapacak. Okey dediğimde dairemi bu yüzeyden başlayıp bu yüzeye kadar gerçekleştirmiş oldum. Şimdi pet komutuna yine devam edeceğiz. Öncelikle bunu uygulayalım. Evet arkadaşlar, bu dersimizde pet komutumuza devam ediyoruz. Özellikle makinacılıkta arkadaşlar kurt ağzı dediğimiz bir birleştirme tipimiz var. Bu tip birleştirmelerimiz olduğumuzda kesinlikle up to next seçeneğini kullanacağız. Hangi programda olursak olalım. Şimdi bakın orijinin aşağısında mı çalışıyorum, yukarısında mı çalışıyorsun benim için önemli. Getiriyorum arkadaşlar. Aşağıya bir tane daire çizdim. Hemen dairemi şuradaki constraint komutumla ölçülendirdim. Daha sonra daireme dikkat edecek olursanız hemen şunların arasındaki mesafeyi verdim. Daha sonra çıktım. Ekstürdümle. Pet dedim. Çift taraflı olacak dedim. Şuradan çektim arkadaşlar. Okey dedim. Daha sonra tekrar şuraya getirip sketch komutuna bastığınız zaman öncelikli olarak dikkat edin. Şuraya getiriyorum. Bir tane daire çiziyorum. Dairemi çizdim ve çıktım. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Pet komutuna bastığınız zaman yukarıya doğru yapıyordu. Çevirdim. Dikkat edin, şuraya gelip up to next sekmesini kullandığınız zaman direkt olarak arkadaşlar şu kurt ağzı dediğimiz birleştirmeyi ne yapacak? Gerçekleştirecek. Okey dediğimde parçamı ne yapmış oldum? Kullanmış oldum komutumu. Dikkat edecek olursanız kesinlikle arkadaşlar özellikle bir plane aşağıya doğru attığımızda daha doğrusu orijini kullandığımızda boşu boşuna gereksiz plane atmaktan da ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Kurtulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar, bu dersimizde yine pedimize devam ediyoruz ve özellikle pedin içerisindeki tik özelliğini göstermek istiyorum. Örneğin şöyle bir parçam var. Bakın getirdim. Hemen profilime tıkladım. Dikkat edelim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen bir köşe bent, bir saç levham var. Oluşturdum. Hemen hiç bozmuyorum arkadaşlar yamuk çizsemde. Hemen ölçülendirmeye basıyorum. Sağ klik getiriyorum. Horizontal dedim. Daha sonra ölçülendirmeye bastığımda bu çizgiyle bu çizgiyi sağ klik Low Symmetry Line deyip bunu seçtiğim zaman ortaladı. Çıktım arkadaşlar. Daha sonra Pet komutuma bastım. Bakın doğal olarak bize bir hata veriyor. Evet diyoruz. Evet dediğimizde arkadaşlar şuradaki getirip tik sekmesine tıkladığınızda hemen buradan ne yapmaya başladı? Ötelemeye başladı. Kalınlık veriyor. Genellikle arkadaşlar tek taraflı kullanacağız. Yoksa ölçümüz bozdur. 9 mm dedik. İstersek bakın buna da tıklayıp 9 mm bu tarafına da gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer ki buradan Natural Fiber derseniz dikkat edin. 9 mm'yi 4,5 mm bu tarafa, 4,5 mm bu tarafa veriyor. Ve bakın ortalı olsun örneğin ya da tek taraflı olsun. Sonra getirip buradan çektiğimizde tek hamlede köşe bentimi ne yapmış oldum? Üretmiş oldum. Bakın bir hamle daha gösterelim bununla. Aynı şekilde. Hemen bir tane geldim. Part Design açtım. Sketch'imi şuraya geldim arkadaşlar. Tıkladım. Buraya dikkat edelim. Hemen seçtim. Çıktım. Normalde bunu Shell ile yapacağız. Ama Shell komutunu bilmiyoruz diyelim. Hemen geldim yüzeyime. Sketch dedim. Sketch dedikten sonra arkadaşlar buraya dikkat edin. Hemen bir tane daire açtım. Çıktım. Buraya dikkat edelim. Bir pocket diyelim.
tamamını boşaltmayalım. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Okey dedim. Sonra getirdim üst yüzeyine. Sketch dedim. Hemen şu üst yüzeyini seçtim. Daha sonra arkadaşlar komuduma tıkladım. Hatırlayacak olursanız Katya'da bir komuda çift tıkladığınızda sürekli olarak ne yapar arkadaşlar? Çizim yapar. Şunları çizdim. Şunları çizdim. Şöyle çiziyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şampuan şişeleri, kapaklar, döküm logar kapakları, bunlar da feder dediğimiz bir olay var. Evet, bakın öncelikli olarak pet komuduna bastım. Doğal olarak hata verdi. Evet dedim. Öncelikli olarak tik diyorsunuz. Bakın yönümü aşağı çeviriyorum okla. Buraya dikkat edin. Tamam. Daha sonra dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki nature plane dediğim zaman sağına ve soluna eşit olarak dağıtıyor. 2 mm olsun dedim. Buradaki güzellik şu arkadaşlar. Buradan merge and sekmesine tıkladığınız zaman bakın bunu otomatikman oluşturdu. Bunu bilmeseydik bunları tek tek ne yapmak zorunda kalacaktık arkadaşlar? Çizmek zorunda kalacaktık. Evet arkadaşlar, pet komutumuza devam ediyoruz. Start'tan part design dedim. Öncelikli olarak bakın aklınızda olsun arkadaşlar, özellikle çizimlerde yuvarlatmaları görmeyin. Yani köşe yuvarlatmalarını görmezseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın sizinle beraber şöyle bir şekil çizelim. Özellikle şöyle açılı bir şekil olsun. Buraya dikkat edin, şöyle bir parça çizdim. Getirdim arkadaşlar, parçamı şöyle oluşturdum. Sonra buna bir kalınlık vereceğim. Yalnız ölçekte olsun bu seferine. Pet komuduna bastım. Yönümü çevirdim arkadaşlar oka basarak. Yaklaştım. Çevirdim. Dedim ki buraya dikkat edin. 80 mm olsun örneğin. 80 mm dedikten sonra bakın dikkat edin arkadaşlar. Burası aslında kare. Normalde bunu gördüğümüz gibi buradan pulla da yapabiliriz. Ama şuraya tıkladığım zaman örneğin bu iki kenarı seçtiğiniz zaman. Şu iki kenarı seçip buraya arkadaşlar 80'di 40 mm yazacak olursak yuvarlattık. Tabi burada göstermek istediğimiz aslında bu değil. Bakın şu yüzeyi seçtim. Sketch dedim. Burada bir kanal olsun arkadaşlar. Bakın ben bunu offset de oluşturabilirim. Yüzeyi seçer. Buradaki arkadaşlar offset komutunuza basacak olursanız geldim. Şuraya tıkladım. Offset komudu. Elinizi kıpırdattınız mı gelir. Tıkladım. Sonra çıktım. Bakın pocket komuduna bastığınız zaman aşağıya doğru yapıyor. Yani daha doğrusu çizdiğim yüzeye dik yapıyor. Mor sekmesini açar. Normal to profile'dan direction'ı gösterirseniz ve buradan da up to last derseniz arkadaşlar sonuna kadar bu boşaltmayı ne yapacak? Gerçekleştirmiş olacak. Özellikle belirli bir doğrultuda gerçekleştirirken çok işimize yarayacak. Diyelim çizgimiz yok. Aşağıya da bir şey yapalım. Bakın aşağıya da geldim, bir tane şöyle dikdörtgen çizdim. Çıktım arkadaşlar. Ha isterseniz üzerine çift tıklayıp giderseniz, ya benim dikdörtgenim burası ile çakışık olacak derseniz coincidence diyebilirsiniz. Çıktım. Dikkat edin. Altını çevirdim arkadaşlar. Sketch dedim. Buraya bir tane çizik atıyorum. Ve bu çizginin benim için sadece önemli olan arkadaşlar, şuraya geldiğiniz zaman bakın şu ikisi arasındaki ney? Mesafe. Çıktım. Buraya dikkat edelim. Bunu yaptıktan sonra pet komuduna basıyorum. Çizgimi seçiyorum. Öncelikle profilimi seçtim. Buraya dikkat edelim. Yönümü çevirdim. Mor deyip arkadaşlar normalde profil sekmesinde dik yerine getirir bunu seçerseniz, hatta gelimi de şöyle olsun. Up to last diyelim veya up to plane deyip şu yüzeyi seçelim. Bakın tam bu yüzeyin hizasına kadar yapmış oldunuz. Diyelim ki açınızı değiştireceksiniz. Bakın buraya dikkat edin. Çift tıkladım. Açımı değiştiriyorum. Okey dedim. Çıktım. Parçamı ne yapmış oldum? Şu şekilde düzenlemiş oldum. Merhabalar arkadaşlar, ben İsmail Evoğlu. Bu dersimizde şaf komutumuzu, diğer programlardaki adıyla da revol komutunu işleyeceğiz beraber. Öncelikli olarak düzlemime tıkladım. Geldim arkadaşlar, buraya örneğin bir tane kesit çiziyorum. Bakın burada önemli olan kesidiniz arkadaşlar. Özellikle silindirik parçalar varsa, torna parçaları varsa bunları kesinlikle revol komutuyla ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. Bakın getirdim. Tam ortasını yakalayacak şekilde buraya dikkat edelim. Bir tane daire çizdim.
Hemen geldim buraya arkadaşlar. Trimimi açtım. Şöyle trimimi tıkladıktan sonra bunu da oluşturdum. Daha sonra buraya dikkat edin. Bakın şunu oluşturduktan sonra şuraya geldim. Hemen yuvarlatmalarımı oluşturdum. Getirdim. Daha sonra şu yuvarlatmamı da oluşturdum. Okey dedim. Ve çıktım. Daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Shift komutuna bastım. Ve bu eksende ne yapmış oldum? Döndürmüş oldum. Diyelim ki arkadaşlar bakın buraya dikkat edelim. Çift tıkladım üzerine. Burada önemli olan shaft penceresinde bakın hiç ezber yapmıyorum. Kendisi kesidi seçtiği ben sadece aksesi olarak burayı gösterdim. Bakın CAD'de bir şeye delete dediğiniz zaman aşağıdaki aggregated elementi seçer kaldırırsanız bu hale getirir. Bakın yani skecini korur. Shaft'a bir daha bastım. Bunu döndür dedim. Döndürecek. Tamam. Seçti bakın sketch 1'i. Bakın burada arkadaşlar getirip bu ekseni seçersen bu seferine ne yapmış olacak? Bu eksende döndürmüş olacak. Eksen olarak getirir. Bu ekseni seçersem preview dersem bakın bu seferine eksen olarak ne yapacak? Burada döndürme işlemi gerçekleştirecek. Hangi ekseni seçersem orada döndürür. Hemen getirdim. Bunu tıkladım arkadaşlar. Okey dedim. İşlemi gerçekleştirmiş oldum. Daha sonra dikkat edin. Tam ortasından geçen düzlemi seçtim arkadaşlar. Sketch dedim. İzleyelim. Bakın ben şöyle olsun. Şurayı CAD'de tutmaz. Burayı aynen Solid'deki gibi convert etmemiz gerekiyor. Yüzeyi seçer. Şuraya gelir. Bakın şurada Silhouette Edge derseniz tamam dedim. Sarı çizgiler getirdi. Yani arkaya bağlı. Fakat ben bu çizgiyi arkadaşlar aslında sadece hayali amaçlı getirdim. Şunu da getirdim tıkladım. Şunu da getirdim tıkladım. Hayali olarak tamam. Bunu kapattım. Daha sonra getirdim arkadaşlar. Şuraya bir tane tam şu ortasına. Buraya dikkat edin. Bir tane kesit olsun örneğin. Şöyle yaptım. Daha sonra dikkat edin. Şöyle bir tane daha kesit yapalım. Örneğin tam şuralara. Şöyle ikili bir şey çizeceğim şimdi. Hemen çift tıkladım. Şurayı kopardım. Şurayı kopardım. Çift tıklarsanız sürekli çalışır. Burayı da aldım arkadaşlar. Bakın şöyle bir kesidim var. Burayı da aldım. Sonra line'ıma bastım. Şurayı kapatalım. Tam tutmadı. Hemen şöyle yapalım. Hatta bir örnek daha gösterelim. Bakın burada bunu tıkladığınız zaman simetri extension derseniz çift taraflı yapar. Çift tıkladım, kopardım. Daha sonra arkadaşlar çıktığınız zaman izleyelim. CAD'da da her pozitif komutun bir pozitifi bir de negatifi var. Shaft yerine groove dediğiniz zaman ekseninizi seçip OK'ye bastığınız zaman döndürür. Tabii bakın buraya dikkat edin. Hemen kesidimiz şu eksene çok yakın olmuş. Şöyle şunu pardon şuradan biraz tabi çapımızı azaltırsak olayı daha net ne yapabiliriz görebiliriz. Okey dediğim zaman işlemi tamamlamış olurum. Dediğim gibi şuraya dikkat edin şu kesit düzeltelim elimizde. Yani parçanın ortasına çok yakın oldu. Hadi hemen şurayı şöyle bir şeyle yapın. Olay sizin görmeniz sadece. Bakın çıktım. Hemen çıktığım zaman bakın bu seferine böyle bir düzeltmem vardı. Onu da ne yapmış oldum arkadaşlar? Gerçekleştirmiş. Evet arkadaşlar bu dersimizde de farklı bir shaft uygulaması yapalım. Bakın özellikle silindirik parçalarda döndüreceğiniz parçayı yakaladığınız zaman çok rahat şeklinizi oluşturabilirsiniz. Şöyle bir parça çiziyorum. Şöyle çizdim arkadaşlar. ESC dedim. Spline'ımı aldım. Şöyle dikkat edin. Getirdim. Şöyle burada önemli olan kesidim. Kesidimi ayarladım. Daha sonra dikkat edin. Şöyle şurayı yakaladım. ESC dedim. Şöyle oluşturdum. Daha sonra çıktıktan sonra arkadaşlar buraya dikkat edin. Hemen shaft komutuma bastım. Bakın dikkat edin herhangi bir eksen çizgisi çizmediğim için benden bir döndürme çizgisi seçmemi istiyor. Hemen şunu fark ettim. Şurada bir çakışma durumu var sanırım. Çok iyi oldu. Hemen ölçülendirmeye bastım. Bunu seçer. Bunu seçer. Sağ klik der. Coincidence derim. Şimdi arkadaşlar buradan çıktım. Çıkmadan önce de pardon. Hemen bir tane arkadaşlar şuradan eksen çizgisi çizdim. Diğer programlarda olduğu gibi CAD'da da arkadaşlar eksen çizgisini çizdiğiniz zaman shaft komutuna bastığınız zaman otomatikman o eksende döndürmeyi algılar. Daha sonra seçtim sketch'imi. Buraya geldim. Bakın normalde bunu pattern komutlarıyla yapacağız. Ama
Biz paten komutunu bilmediğimiz için şuraya getirelim. Şöyle, şöyle olsun. Buraya dikkat edin. Şöyle yaptım. Şöyle de bakıyorum. Hatta şu anda iyi. Şöyle normal dedim. İzleyelim. Döndürme komutuma basıyorum. Hemen onu aradım. Şurada arkadaşlar. Rotate dedim. Bunu döndüreceğim. Bu merkeze göre bakın Smart Peak içi dolu yandı. Merkez. Elimi yataya çekip sıfırlamayı verdim. Ölçüleri tut dedim. Unutmuyoruz. Kat ya da çoğaltma yaparken her zaman özellikle sketch'te bir eksiğini söylüyorsunuz. 6x60 değil de 5x60 yazar OK'ye basarsanız. İşlem tamam. Daha sonra cut diyorum. Sonuna kadar kes diyorum. OK dediğimde arkadaşlar musluk başımı ne yapmış oldum? Oluşturmuş oldum. Evet arkadaşlar bu dersimizde de sweep, birlikte sweep komutunu işleyeceğiz. Bakın hatırlayacak olursak extrude'le bir kesidi derinlik verdik. Shaft'la döndürdük. Sweep komutu da arkadaşlar burada rip diye geçiyor. Bir kesiti bir yol etrafında çevirme olarak, süpürme olarak düşünebilirsiniz. Bakın isterseniz klasik örneğimizle başlayalım. Şu yüzeyi seçtim arkadaşlar. Sketch dedim. Daha sonra buraya geliyorum. Bakın bir tane slot çiziyorum. Şöyle getirdiğim slotumu çizdim. Maalesef Katya'da hemen merkezli bir slot çizemiyorsunuz. Bunun için slotuma ölçülendirmeye bastım. Bu noktayla bu nokta dedim. Sağ klik Allow Symmetry Line deyip bunu seçtim. Bakın oluşturduktan sonra çıktım. Exit Sketch'te. Dikkat edin arkadaşlar. Geldim buraya. Sketch dedim. Daha sonra hemen buraya tıkladım. Elimi kenara çektim. Dikkat edelim. Buna tıkladım. Bu noktayla bunu sağ klik coincidence yaptım. Şimdi dikkat edelim. Çıktım. Bakın unutmayın kesit yol. Kesitle yol birbirine her zaman dik olacak. Sweep komutum burada. Rip dedim. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Önce kesit sonra yol dediğiniz zaman bir zincir halkamız vardı. Ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Ovalı. Sweep yani rip komutumuza diğer adıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın az önceki uygulamamıza benzer bir uygulama yapıyorum. Tekrar arkadaşlar geldim. Hemen şöyle bir şey parça çizdim yine slot. Bakın bu seferini ortalamıyorum. Tekrar ortadaki düzlemi seçiyorum. Sonra sketch diyorum arkadaşlar. İzleyelim. Dikkat edin. Şöyle büyüttüm. Bu büyüttükten sonra buraya dikkat. Şöyle geldim. Bakın şöyle hatta az önce de yapmıştık. Line'la diyorum ki arkadaşlar Symmetry Extension. Bakın dikkat edin. Şöyle yapalım. Şöyle bir tane çizgi çizdim. Dikkat edin. Hatta şöyle olsun. Hemen getirdim arkadaşlar ölçülendirmeme bastım. Şu noktayla bunu sağ klik coincidence dedim. İzleyelim. Şöyle olsun. Bakın bu taraf şöyle bitsin. Şöyle bitsin. Sonra diğer tarafta arkadaşlar dikkat edin. O da tam tersi tarafta. Şöyle aynı taraflı olsun. Şöyle yapalım. O da şu açıda bitsin. Tamam. İzleyelim. Bunu çizdim. Şimdi bunu öteleyeceğim arkadaşlar. Diğer programlarda olduğu gibi bunu da offset komutuyla gerçekleştiriyorum. Bastım offset'imi. Seçtim bunu. Ötele dedim. Ne kadar öteleyecek? Buraya dikkat edin. Şöyle arkadaşlar tıkladım. Katya'nın offset'te sıkıntısı var. Buna ölçülendirme atmıyor. Hemen ben buraları kapattım arkadaşlar. Symmetry extension olmasın. Getirdim bakın. Bunu da kapattım. Şuraya dikkat edelim. Tamam. Sonra çıkıyorum. İstersem ölçü veririm. Bakın yine aynı olay. Kesit var. Yol var. Sweep diyorum. Kesidim. Yolum. Ve dikkat edecek olursam arkadaşlar. Kesitle yolumu birlikte ne yapmış oldu? Süpürmüş oldu. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde de Katya'nın ve diğer katı modelleme komutlarının, kutu modelleme programlarının en önemli komutlarından biri olan Loft'u göreceğiz. Loft'un Katya'daki aldığı Multi Selection Solid. Farklı kesitlerde birleştirerek katı oluşturuyoruz. Hemen tıkladım arkadaşlar. Gelin hep beraber öncelikli olarak şunu yapalım. Ben getirdim. Bakın şuraya tıkladım.
Bir tane merkezi dikdörtgen çizdim, çıktım. Hatırlayacak olursak Katya'da düzlemi çıkarttığımız araç çubuğunun adı referans element. Kapattım. Herhangi bir yerde sağ klik yapıp referans element extended'ı açtığınız zaman kompakt sıkışmış hali ok çıkar. Plane'im çıkar. Önce öteleyeceğiniz düzlemi seçer. Plane'e basarsanız bu çıkar arkadaşlar. Offset'ten tutup çekersiniz. Okey dediğiniz zaman işlem tamam. Seçtim düzlemimi. Sketch dedim. İşlem tamam. Daha sonra bakın buraya getirdim. Dairemi. Bir tane daire çizdim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat. Bakın normalde Multi Selection Solid'e basarsınız. Birinci kesidim bu. İkinci kesidim bu dersiniz. Ok yönleri aynı olacak. Coupling'den coupling ne diyeceksiniz öncelikli olarak? Coupling şu arkadaşlar. Bu aradaki geçişlerin sürekliliğini tanımlıyorsunuz. Yani düşünün aşağıda kare, yukarıda kare varsa buradan vertex seçebilirsiniz. Aşağıda daire, yukarıda daire varsa tangens and curvature veya tangensi seçebilirsiniz. Ama bakın burada teğetlik söz konusu aşağıdaki karede yok. O yüzden buradan ratio'yu seçiyorsunuz. Oran tanımla diyorsunuz. Preview dediğiniz zaman yaptı. Fakat arkadaşlar dikkat ederseniz yamuk yaptı. Bunu solid'de yapsak olsaydı işte yeşil bir şey çıkacaktı top. Bunu oynatarak düzeltebiliyorduk. Fakat arkadaşlar Katya tabii ki en güzel özelliklerinden bir tanesi Katya'nın hibrit bir program olması. Yani yüzeyle senkronize çalışması. Hemen shape design'ıma gidiyorum arkadaşlar. Pardon, assembly'ye. Doğru shape'e gittik. Bakın shape design'da şurada arkadaşlar hemen çekiyorum. Wireframe'de plane'in altında project komutu var. Çok kullanışlı bir komut. İzleyelim ne yapıyorum. Project'e basarız. Ben bu noktaları yukarıya almak zorundayım ki bunları hizalayabileyim. Bakın ilk baş şuradaki çantanızı açarsınız. Sırasıyla arkadaşlar bunu alırsınız. Getirir bunu alırsınız. Sonra getirir şunu alırsınız. Sonra bunu alırsınız. En sonunda bunları nereye atacağınızı subport'ta gösterirsiniz. Okey dediğinizde ne yaptı? Kopyaladı. Hemen geri geldim. Bir daha yapıyorum. Projectime basarım. Projectime'de çantamı açıyordum. Hemen sırasıyla bunları seçtim arkadaşlar. Bakın bunları seçtikten sonra seçim işleminden sonra subport'a tıklayıp bunu seçtiğiniz zaman preview okey dediğiniz zaman işlem tamamlanmış oluyor. Haydi şimdi bunu loft'a yapacağız. Hemen part design'e gidersiniz. Bakın bastım komuda. Şimdi silsileyi iyi izleyin arkadaşlar. Birinci kesidim bu. Kapama noktası bakın sol alt köşe. İkinci kesidim bu. Bunun hizası bu ya. Bakın tıkladım yaptı. Şimdi dikkat edin. Coupling diyorum. Ratio diyorum. Preview dediğim zaman yaptı. Bakın ok yönleri farklı olursa bu şekilde oluyorsa ok yönleri farklıdır. Çevirin düzelsin. Şimdi aslında bakın solid'den üstün yanını görüyorsunuz. Yaptı gibi gözüküyor ama bakın görüyor muyuz? Şu ara nasıl? Hemen şu coupling'e tıklıyorum. Bu noktayla bunu seçiyorum arkadaşlar. Preview dedim işlem tamam. Getirdim arkadaşlar. Şu noktayı seçtim. Daha sonra şunu seçtim. Buradan getiriyorum. Preview dedim işlem tamam. Daha sonra bakın yukarıdan seçmeye kalkarsanız şöyle bir hata verir. Hemen yönü çevirin. Bakın aşağı seçtim, yukarı seçtim. Dikkat edin şimdi arkadaşlar. Bakın normalde hafif kayıklık var. Preview dediğim zaman, okey dediğim zaman yaptı. Bakın bu Katya'nın profesyonelliğini gösteriyor. Bunun matematiksel olarak yanlış olma ihtimali yok arkadaşlar. Çok kullanışlı, tamamlamış olduk. Son bir kez hatırlatıyorum. Multi Selection komutuna basıyorsunuz. Kesidim kapama noktam. Kesidim kapama noktam. Seçemedim, seçtim. Coupling ratio. Preview dedim. Unutmuyoruz. Ben bir tanesini yapıyorum sadece. Coupling'e tıklayıp şuraları ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Seçebilirsiniz. Preview dediğimde bunu da ne yapmış olacak? Tamamlamış olacak. Evet arkadaşlar, ben İsmail Oğlu. Özellikle Multi Selection Solid yani loft komutuna kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bakın öncelikli olarak bir parça çizelim olayı daha iyi anlayın. Öncelikli olarak geldim. Bir tane arkadaşlar şuradan daire çiziyorum. Daireme bastım. Dairenin ne kadar olduğuna dikkat edin. Şuradan yaklaşık olarak
Şöyle 30 yapalım arkadaşlar. Şöyle bir şey çizdim, büyüttüm. Dikkat edin, hemen line'ıma bastım. Merkezden bir tane şöyle çizdim arkadaşlar. Daha sonra dikkat edin, şuraya getirdim. Bir tane de böyle çizdim. Aralarına 30'un katları olacak. Yani daha doğrusu 360'a tamamlayacağız. O yüzden buraya 12 derece dedim. Daha sonra buraya dikkat edin. Bana sadece bu yay dilimi lazımdı arkadaşlar. Getiriyorum buraya. Dikkat edin. Şu yay dilimime tıkladım. Bu yay dilimime tıkladıktan sonra 1, 2 ve 3 diyerek, yani birinci noktam, ikinci noktam, 3 noktadan bir yay çizdim. Aslında benim hedefim, buradaki arkadaşlar hedefim, bu sadece yay parçasını oluşturmaktı. Diğerlerini hemen hayali yapıyorum. Yani diyorum ki ben bu yay parçasını sadece çizdim, diğerleri referans. Şimdi bunu çoğaltacağım. Dikkat edin. Hemen bunu seçtim. Getirdim, çoğaltma komudum. Rotate'e bastım. Origin burası dedim. Elimi boşa tuttum. Tıkladım. Ve buraya arkadaşlar ne demiştik hatırlayacak olursak. 12 çarpı 30 yerine 11 çarpı şuraya da arkadaşlar 30 dediğim zaman bu işlemi ne yapacak? Tapacak. Tabii şuna dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıfırlamayı düzgün yapamamıştık. Tekrar yapıyoruz. Rotate'imize bastık. Parçamızı seçtik. Sıfırın burası dedik. Sonra elimizi getirdik. Bakın tam tıkladım. Buraya dikkat edelim. 29 yazdık. Daha sonra getirdik. Bir eksiğini yazıyorduk. Açımızda 12 dediğimiz zaman ne yaptı arkadaşlar? Çoğaltma işlemini gerçekleştirdi. Sonra hemen yukarıya bir tane referans elementte plane atıyorum. Buraya dikkat edelim. Şöyle çok yüksek değil. Hemen şu kadar yaptım. Daha sonra şuraya dikkat edelim. Okey. Sketch diyorum. Daha sonra getiriyorum arkadaşlar. Şuraya daire diyorum. Hemen şöyle geldim. Daha sonra bir tane daire çiziyorum. İzleyelim. Olay bitti, bitmek üzere. Bakın buraya dikkat edelim. Şimdi şu noktalardan sadece bir tanesini buraya alalım. Shape Design'a gittim. Nasıl yapıyorduk? Project'e bastım. Bir tane nokta alacağım için çantamı açmama gerek yok. Bu noktayı al. At bunun üstüne dedim. Noktamı attı. Artık yapabilirim. Part Design'a gittim. Multi Selection Solid dedim. Bunu seçtim. Kesidim bu dedim. Kapama noktam bu. İkinci kesidim bu. Kapama noktam bu dedim. Coupling'e geldim. Ratio diyorum arkadaşlar. Preview dediğim zaman yaptı. Daha istiyorsak hassas bunları attırabiliriz coupling'den. Yapmıştık bir önceki uygulamamızda. Bakın ileriki uygulamalarımızda göreceğiz. Diğer programlardan bilen arkadaşlar için. Shell'ime bassam, yüzeyimi seçsem, ben buna bir 2 mm et kalınlığı versem. Daha sonra istersek yuvarlatmamıza bassak, bir de yüzeyimizi seçsek, bir de yuvarlatmamızı versek. Daha sonra artık Denizli'mizin Zafer mi yoksa Yeni Zafer mi olduğuna ne yapabiliriz? Karar verebiliriz. Evet arkadaşlar, merhabalar, ben İsmail Havalı. Şimdi hol komutunu göreceğiz. Katya'da hol komutu çok kullanışlı. Şöyle ben özellikle bir tane dikdörtgen üzerinde bunu göstermek istiyorum. Öncelikli olarak bakın şöyle çektim. Daha sonra arkadaşlar hadi gelin isterseniz yuvarlatmasını da burada yapalım. Katıda da yapabilirdik. Çıktım. Ben buna bir kalınlık vereyim. Derinlik verdim. Tabii şöyle bir bakalım, bir çekelim. Dikdörtgenim küçük olmuş. Hemen şöyle küçülttüm. Şu köşesinden tuttum arkadaşlar. Şöyle dikdörtgenimi büyüttüm. Çıktım. Evet, okey dedim. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın dikdörtgenimi büyüttüm. Şimdi arkadaşlar özellikle drafting'de ve benzeri modüllerde deliklerin delik olarak algılanabilmesi, cep boşaltma değil de delik olarak algılanabilmesi için deliklerimizi hole komutumuzda, sketch based'da şu anda üzerindeyim, hole komutumuzda delmemize gerek ihtiyacımız var. Hole komutuna basıyorum. Bakın uzun yolu göstereyim önce. Önce deleceğiniz yüzeyi seçersiniz. Deleceğiniz yüzeyi seçtikten sonra öncelikli olarak şurada positioning sketch var. Ona bastığınızda bakın görüyorsunuz bir nokta var. Bu noktaya basarak, önce dediğim gibi bu çok uzun ve gereksiz bir yöntem ama yine de görelim. Bu noktanın arkadaşlar kenarları olan mesafelerini tanımlayarak ne yapabilirsiniz? Deliğinizi tanımlayabilirsiniz, pozisyonunu. Üzerine tıkladım, 8 değil de 10 dedim mesela. Çıktım arkadaşlar. Daha sonra ne yapabilirim? Deliğimi getirdiğim gibi burada küçültüp okey dediğim zaman deliğimi gerçekleştirebilirim. Fakat bunun yerine Katya bize gerçekten çok kullanışlı bir şey sağlıyor. Bu ne sağlıyor arkadaşlar? Hole komutuna bastığınız zaman bakın dikkat edin nasıl yapıyorum. Birinci referans çizgim bu. İkinci referans çizgim bu.
Deleceğim yüzey de bu dediğim zaman arkadaşlar Katya direkt olarak referans çizgilerimi attı. Ben istersen bunun üzerine tıklayıp OK deyip deliğimin konumunu belirleyebilirim. Yine örneğin ben bu yayın merkezine deleyeceksem şuraya getiririm hol komutunu. Önce getiririm arkadaşlar yay, sonra yüzey dediğim zaman bakın getirdi tam merkezine deliğimi deldi. Çok kullanışlı. Biz şunu bileceğiz. Hol komutuna bastığımız zaman önce dikkat edin arkadaşlar. Birinci referans kenar, sonra ikinci referans kenar, sonra deliği deleyeceğim yüzey. Okey dedim. Yine aynı şekilde örneğin yan yüzeyi deleyeceksem arkadaşlar bunu okey diyeyim. Bakın dikkat edin. Yan yüzeyi seçeceğim bu seferine. Hol komutuna bastım. Birinci referansım, ikinci referansım, yüzeyim dediğim zaman daha sonra tabii bunu çapını küçültebiliriz. Ve okey dediğim zaman yan yüzeye deliğimi ne yapmış oldum arkadaşlar? Delmiş. Evet arkadaşlar hold komutuna kaldığımız yerden devam edelim. Bakın dikdörtgenim üzerinde yine bir delik açalım. Hold komutuna bastım. Birinci referansım, ikinci referansım, deliği deleyeceğim yüzeyi seçtim. Bakın hemen attı ve ben bunun üzerine çift tıklayıp deliğin konumunu ne yapabilirim? 45 mm dedim. Sonra bunun üzerine çift tıkladım. 25 mm dedim. Deliğimin konumu belirledim. Biz talaşlı imalattan biliyoruz ki delikler iki şekilde denilir. Ya parmak frezeyle ya da matkapla. Buradan getirir arkadaşlar V-Bottom derseniz deliğimizi matkapla deler. Ve OK dediğimde delik delme işlemini ne yapmış olurum? Gerçekleştirmiş olurum. Daha sonra bakın buraya dikkat edelim. Bunu yaptıktan sonra öncelikli olarak buraya dikkat edelim. Bunu tamamlamış oldum. Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın yine aynı şekilde hold komutuna basıyorum. Diyorum ki birinci referansım, ikinci referansım, yüzey. Buradan öncelikli olarak getirdim flat dediğim type kısmında arkadaşlar. Bakın bizim için çok önemli ama ondan önce şurada blind değil de bunlar artık söylememe gerek yok. Abdullah dersem sonuna kadar kör delik mi deleceksin, yüzeye kadar mı veya karşısındaki ilk hedefe kadar mı? Bunu dedikten sonra type kısmına geldim. Bakın simple değil de taper dediğiniz zaman arkadaşlar açılı bir delik delmenizi söylüyorsunuz ve açılı bir delik delebiliyorsunuz. Okey dedim. Eğer ki hold komutuna bastınız, izleyelim diğer seçeneklerimizi. Birinci kenar, ikinci kenar tıklayamadım. Bir daha yapalım. Hold'a bastım. Birinci referans kenarım, ikinci referans kenarım, yüzeyim. Bakın burada type kısmında arkadaşlar. Contour board dediğiniz zaman en çok kullanacağımız faturalı delik delersiniz. Bu kısımdan faturanızın çapını değiştirir. Faturanızın derinliğini kontrol edebilirsiniz. Extension kısmında ise alt deliğimizin deliğini bakabilir, çapını arttırabilir, derinliğini kontrol edebilirsiniz. Ve OK dediğimde arkadaşlar faturalı delik delme işlemini gerçekleştirmiş olurum. Daha sonra tekrar hold komutuna bastığınız zaman birinci referansım, ikinci referansım, yüzeyim dedim. Type kısmına geldim. Contour board değil de countersunk dedim. Burada ise arkadaşlar bakın dikkat edersek havşalı delik deliyoruz. Fakat arkadaşlar burada çok önemli. Şimdi havşayı nasıl deleceksin? Derinlik açıyla mı? Derinlik çapla mı? Yoksa açı diameter'la mı? Şimdi bizim ustalarla bunu anlatabilmemiz için buradaki depth diameter. Ustaya diyeceğiz ki ustacım eline bir tane 18'lik matkap al ve git 3 mm ne aç arkadaşlar? Havşa aç diyeceğiz. Bakın 18'lik matkap, üçlük havşa. Okey dediğimde ne yapmış oldu? Havşalı deliğimi açmış oldu. Tekrar ona bastım. Seçtim. Yüzeyimi seçtim. Type kısmına geldim. Bu sefer contour dediğim zaman görüldüğü üzere arkadaşlar. Hem faturalı hem de dikkat edecek olursam arkadaşlar neydi delebiliyorum? Hem fatura hem de dikkat edecek olursam arkadaşlar faturanın yanı sıra buraya dikkat edelim. Hem faturalı hem de havşalı delik delebiliyorum. Son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hole bastım. Birinci referans, ikinci referans. Sonra getirdim yüzeyi seçtim. Type kısmından simple dedim. Ve trade. Diş açacak mıyız, açmayacak mıyız? Trade dedim. Bakın arkadaşlar öncelikli olarak boru diş, kalın diş mi onu mu seçeceğiz? Yoksa normal standart bizim kullandığımız cevatalardaki tin dişi mi seçeceğiz? Tin diyorum. Ve bakın dikkat edin metrik 8 değil de metrik 18 çarpı 2 dediğimde bakın dikkat edecek olursanız metrik 18 çarpı 2 diş seçtiğinizde
Hall diameter'ınız otomatik olarak 15.8 olarak deliniyor. Yani biz hatırlayacak olursak diş delmek için bunu 15.8 ile 15.8'lik matkap olmayacağı için biz bunu 15.5 ile ne yapabiliriz? Delebiliriz. Trade tape, yani gördüğümüz buradaki deliğin ne kadarlık bir kısmına diş açılacak? Hall diameter depse bu deliğin derinliği. Şu anda bakın 21 mm derinliğindeki bir deliğe 10 mm diş açıyoruz. Adımımız 2, sağ diş bir diş açıyoruz. Solda yapabiliriz. Okey dediğimizde maalesef solitteki gibi kozmetik trade yapmaz. Fakat teknik resime attığınızda aynen ağaçta olduğu gibi teknik resimimizde dişimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Tüm deliklerde holü kullanmaya çalışalım. Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Havalı. Bu dersimizde fillet komutu, yani köşe yuvarlatma komutu üzerinde duracağız. Öncelikli olarak katlanın köşe fillet yuvarlatma komutları inanılmaz kullanışlı ve güçlü. Bakın şöyle bir dikdörtgen çiziyorum ve başlayalım. Hemen buna bir pet verdim, şöyle çektim. Eğer ki komutumuzu bulamıyorsak kapattık. Dress up feature araç çubuğundadır arkadaşlar. Dress up feature açtık, geldi. Fillet komutumuza bastığımız zaman öncelikli olarak hangi köşeyi yuvarlatma yapmak istiyoruz buna. Buradan arkadaşlar ne yapabiliriz? Radyüsümüze girip preview veya OK dediğimizde yapar. Şöyle güzel bir özellik gösterelim. Yani köşeyi seçiyoruz, izleyelim. Sonra yuvarlatma komutuna basıyoruz. Yarı çap gir, enter. Ya da arkadaşlar bakın, kontrolle bunu başka bir köşeye taşırsanız orayı da yuvarlar. Ya da bunu shift ile taşırsanız bakın bir köşeden diğerine buradan buraya almış olursunuz. Güzel bir seçenek. Ne yapmış oldunuz arkadaşlar? Kontrolle taşıdım, buraya aldım. Daha sonra dikkat edin, bunun üzerine çift tıkladığınızda buradan 12 deyip ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz. Yuvarlatmamızın birinci seçeneği bu. Bakın daha sonra diyelim ki arkadaşlar yuvarlatmaya bastınız, kenarı seçtiniz, hepsini yapıyor. Tanjansı değil de minimal dediğiniz zaman, tabi buraya dikkat edelim, okey diyelim. Bakın tüm kenarlara değil de sadece seçtiğim kenara yuvarlattı. Güzel ve kullanışlı bir seçenek. Şimdi arkasını çevirdim, bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Filletle ilgili seçtim. Bunların hepsini uygulayalım. Bakın geldim buraya, bir tane daire çizdim. Dikkat. Hemen yanına bir tane daha daire çiziyorum. İkisini birlikte gösterelim. Bakın şöyle çizdim. Çıktım. Bunlara bir derinlik verdim. Okey dedim. Şimdi arkadaşlar yuvarlatmama bastım. Şu kenarı seçtim. Getirdim bu kenarı seçtim. Bakın bunu tabi azaltıyorum. Preview dediğimde iç içe giriyor. Ben yapmıyorum. Okey derseniz hata verecek. Ama trim ribbon derseniz tam şu anda elimde üzerimde olduğum yerleri trimleyecek. Okey dediğimde işlemi ne yaptı arkadaşlar? Tamamlamış oldu. Çok güzel bir özellik daha. Buraya geldim, fillet dedim. Buraya dikkat edelim. Bakın tam şu köşeye yakın bir yerler arkadaşlar ne yaptım? Şöyle bir şey oluşturdum. Buna extrude diyorum. Buraya dikkat. Okey dedim. Bakın buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şu köşe noktasına geldim. Şunu seçtim. Preview dedim. Köşeyi bozacak arkadaşlar, dikkat ettiğiniz gibi. Bu köşeyi bozmaması için bakın mor sekmesini açar. Age to keep sekmesinde getirir bu kenarı seçerseniz, preview derseniz, okey dediğinizde bu köşeyi bu şekilde ne yapmış olacak arkadaşlar? Tutmuş olacak. Evet, şimdilik burada tamamlayalım. Bu komutumuza devam edeceğiz. Şimdi bunu hepimiz uygulayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fillet komutuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bu özellik gerçekten bence çok efsane bir özellik. Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Kalınlığımı vereceğim. Pet dedim. Mirror extend dedim arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Şimdi buraya dikkat edelim. İzometrik görüntüye al dedim. İzometrik görüntüye aldığımızda buraya dikkat edelim. Hemen getirdim plane'ime. Şuraya dikkat edelim. Seçtim. Birazcık arkadaşlar buraya dikkat edelim. Okey dedim. Sonra bunu seçtim. Seçtim. Reverse direction dedim. Okey dedim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın baktığımız zaman ikisi de hemen bu şekilde ne yapmış olduk? İki tane plane tanımlamış olduk. Amaç ne? Buraya dikkat edelim. Bakın geri geldim. Bir daha yapıyorum. Plane'ime bastım. Al bu düzlemi ötele dedim. Offset'ten çektim. Okey. Sonra bu plane'ime tıkladım. Al bu düzlemi reverse direction dedim. Bu tarafa ötele. Okey.
Tamam. Şimdi dikkat arkadaşlar. Yuvarlatmama bastım. Bu kenarı ve bu kenarı seçtim. Mor sekmesinde limiting element kısmına tıkladım. Getirdim arkadaşlar. Şu ikisini seçtim. Ok gönder içeri. Daha sonra getiriyorum. Radüsleri buradan arttırıyorum. Preview sekmesine tıklayıp OK dediğim zaman arkadaşlar görüldüğü üzere buralara ne yapmış oldum? Yuvarlatmamı gerçekleştirmiş oldum. OK dedim ve görüldüğü üzere ne yapmış oldum? Köşelere sadece tanımladığım düzlemler arasına yuvarlatma yapmış oldum. Hadi buraya uygulayalım. Bakın burada da tek taraflı yapalım. Dikkat edelim. Yuvarlatmama bastım. Kenarımı seçtim. Tek taraflı yapacağım. Mor diyorum. Neyle limitleyeceksin diyor. Bu düzlemle diyorum. Bakın ok tarafını yapar. Bu tarafa yapmasını istediğim için aldım. Okey dediğimde bakın kenarımın sadece bu düzleme olan kısmına kadar ne yapıyor arkadaşlar? Yuvarlatma yapıyor. Benim için inanılmaz kullanışlı. Evet arkadaşlar, yine fillet komutunun içerisinde tritangent fillet dediğimiz yine SolidWorks'ten full round'a benzer bir komutumuz var. Onu göstermek istiyorum. Bakın öncelikli olarak geldim. Bir tane L çiziyorum. Geldim arkadaşlar. Bir tane L'mi çizdim. L'mi çizdikten sonra çıkıyorum. Buna bir kalınlık veriyorum. Evet dedim. Tik dedim. Kalınlığımı verdim. Hemen geliyorum arkadaşlar. İçeriye doğru. Çift taraflı olsun dedim. Şöyle çekiyorum. Bakın. Yalnız şuraya dikkat edin. 33 yap. Ben bunu 40 yapıyorum. Dikkat edin. 40 milimetremizi yaptık. Yalnız Mirror X'ten 40-40-80. Ona dikkat. Bakın. Ben normalde buraya gelsem, yuvarlat desem, bu kenarı seçsem, bu kenarı seçsem, buraya da gelsem, 40 yazsam ne yapar? Yuvarlar. Ama ölçüm 50'ye çıksa, 40 değil de bir yarısına kadar, 50'ye çıksa bunu değiştirmem lazım. Onun yerine arkadaşlar, tanjantların içerisinde tritanjant fillet var. Tritanjant fillete tıkladığınız zaman yanal 1, çevir, yanal 2, daha sonra gidecek yüzey 3 dediğinizde arkadaşlar, daha sonra getirip OK dediğinizde yuvarlatmanızı ne yapacak? Gerçekleştirmiş olacaksınız. Aynısını buraya yapıyorum. Bastım komuduma. Yanal 1, çevir, yanal 2, gidecek yüzey şuradaki 3 dediğimiz zaman yuvarlatma işlemlerini gerçekleştirmiş oldu. Evet arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Ovalı. Şimdiki dersimizde ise arkadaşlar özellikle bu tür parametrik programlarda modelleme mantığını size kazandırmak amacıyla fillet komutunun efektif kullanımını göreceğiz. Bakın göreceğiz ki amacımız maximum feature, minimum sketch. Çok karmaşık sketchlerden uzak duracağız. Şimdi arkadaşlar bakın çok klasik bir örnektir ama çok pratik bir şekilde bunu ne yapacağız? Çizeceğiz. Önce geldim bakın bir tane ne yapıyorum dikkat edin. Yüzlük olsun arkadaşlar. Yüzlük bir tane eşit diyebiliriz de ben uğraşmıyorum şimdi. Hemen yüzlük dedim. Bir tane küp çizeceğim. Tıkladım. Mirror Extend dedim. 50 milimetre deyip kübümü çizdim. Dikkat edin kübü çizdikten sonra plane'ime basıyorum. Tam ortadan geçen düzlemi seçip şöyle çektim. Okey dedim. Daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar dikkat edin şimdi. Bastım az önce gördüğümüz tritanjant komutumuza. Yanal 1, yanal 2, gidecek yüzeyde bu dediğim zaman arkadaşlar burayı yuvarladı. Şimdi çok güzel bir hamle yapacağız. İzleyelim. Yanal 1 bastım burası. Yanal 2 burası. Gidecek yüzey bu dedim. Bir de benim arkadaşlar limitim var dedim. Limitimi de seçtim. Dikkat edin diğer tarafı yapsın. Okey dediğimde bakın çok güzel bir hamle yapıyor. Ve burayı ne yapmış olduk arkadaşlar? Sadece seçtiğim kenarı yuvarlamış oldum. Devam ediyorum şeklime. Sketch dedim. Bakın şunu oluşturdum. Daha sonra buraya tıkladım arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. Şöyle oluşturdum. Dikkat edin. Hemen ölçülendirmeye bastım. Şu kenarı seçtim. Daha sonra getirdim bu kenarı seçtim. Sağ klik coincidence dedim. Şöyle bunu birazcık abartmayalım. Şöyle daralttım. Ölçülendirebilirsiniz. Bakın dikkat edin. Pet komutuna bastım. Yönümü çevirdim. Up to plane dedim. Daha sonra getirdim arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Yönümü seçtim. Okey dedim. Ve bakın şu anda parçamı tamamladıktan sonra tritanjant filetime bastım. Yanal 1
Daha sonra yanal 2 ve gidecek yüzey olarak da burayı seçtim. Yuvarlatmamı tamamlamış oldum. Hemen arkadaşlar şu yan yüzeyime gelip sketch diyorum. Burada bir kanalım vardı. Kanalımı da tamamlamış oldum. Daha sonra geldim arkadaşlar buraya. Bir tane slot atacağım. Hemen getirdim slotumu. Şöyle çizdim. Daha sonra dikkat edin. Hemen buna bastım. Seçiyorum. Seçiyorum. Sağ klik konsantris dedim. Ölçülendirebilirim. Getirdim burayı istersek ne yapabiliriz? Şurayı ölçülendirebiliriz. Ölçülendirdikten sonra çıktım. Pocket diyorum. Up to last dediğim zaman sonuna kadar ne yapmış oldum arkadaşlar? Kanalımı boşalttım. Hadi hold'e bunu da boşaltalım. Seçtim. Daha sonra çapımı arttırıyorum. Çapımı arttırdıktan sonra up to last dediğimde, OK dediğimde parçamı tamamladım. Bakın arkadaşlar 100 CAD kullanıcısına verin. Oh der, burada güzel bir sketch var. Şunu çizip ekstürü de der. Ama görüldüğü üzere çizimimi sadece karelerden, dikdörtgenlerden oluşturmuş o. Evet arkadaşlar, bu dersimizde dikdörtgensel çoğaltma komutunu beraber işleyeceğiz. Rectangular Pattern Part Design'ımı açtım. Öncelikli olarak bir tane sketch açıyorum. Düzleme sketch'imi açtım. Şuraya geldim. Dikdörtgenimi çiziyorum. Dikdörtgenimi çizdim, çıktım. Bunu extrude ediyorum arkadaşlar. OK dedim. Örneğin şuraya geldim. Buraya da bir tane diyelim arkadaşlar. Slotum olsun. Slotumu çizdim. Pocket dedim. 10 mm derinliğinde olsun dedim. Hadi gelin arkadaşlar, isterseniz şurayı da yuvarlatalım. 2 mm olsun. Şimdi diyelim ki arkadaşlar ben bunu çoğaltacağım. Klasik AutoCAD'deki Ray komutu gibi veya Solid'deki Pattern komutu gibi. Hemen öncelikle unutmuyoruz. Sırasıyla ağaçtan, sırası da önemli. Çoğaltacağım unsurları kontrol tuşuyla seçerim. Daha sonra Transformation Feature araç cubundan Rectangular Pattern derim. Daha sonra getiririm, bakın şunu seçerim. Yönümü değiştiririm. Şuradaki mesafeyi arttırırım. Daha sonra da şöyle getirdim. Ondan sonra bakın, dikkat ederseniz ne yaptım? Şuradaki reference direction'dan bu doğrultuyu seçtim. Second direction'da ise getirir burayı seçerim arkadaşlar. Ve burada da bu seferine ne yapabilirim? Mesafeyi arttırabilirim. Ve bakın şöyle bir tık daha arttıralım. Sonra getirelim bir tane daha, bir tane daha. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Bir tık çekebiliriz bunu. Çektim. Şu gördüğünüz ortadaki noktaların üzerine tıklayıp onları görmezden gelebiliriz. Ya da bakın dikkat etmemiz gereken nokta, reverse'de yönümüzü değiştirebiliriz. Özellikle şuradan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Instance, numune sayım demek, kaç tane çoğaltacağım. Aralarındaki mesafe. Length de, yani şunun merkezinden bunun merkezine olan mesafe 92 mm'ymiş. Buraya dikkat edin. Eğer ki burada instance length derseniz 92 verir, 5'i verirsiniz. Aradakini kendi bulur. Eğer spacing length derseniz bakın 92'yi verir. Aralarındaki mesafeyi verir. Bunu kendiniz bulurtabilirsiniz. En güzellerinden bir tanesi arkadaşlar, çok güzeldir. Bakın instance unequal spacing dediğiniz zaman, bakın aralardaki mesafeleri, özellikle diyelim ki sonuncu ara 28 mm. Bu ara gelelim 26 mm. Çok güzel bir şey. Bunları yapabilirsiniz. Diyelim ki getirelim, şunları da kaldıralım ve OK tuşuna basalım. Şöyle bir çoğaltmamız var. Bakın çoğaltma işlemini ne yapmış oldum? Gerçekleştirmiş oldum. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de dairesel çoğaltma circular pattern'ı işleyeceğiz. Öncelikli olarak geldim, sketch'ime bastım, şu yüzeyimi seçtim arkadaşlar. Dairemi aldım, getirdim, bir tane daire çizdim. Diyelim ki arkadaşlar öncelikli olarak şöyle çıktım, bir flange yapacağız. Extrude'ıma bastım, OK dedim. Şu yüzeyime geldim arkadaşlar, sketch dedim. Bakın buraya dikkat edelim. Diyelim ki arkadaşlar burada şöyle bir çoğaltmam var. Bakın şöyle çoğalttım. Hatırlayacak olursak bunu sildiğimiz zaman, şunu sildiğim zaman şuradan tutarak ne yapabilirim?
Şöyle bir çoğaltma yapabilirim. Bakın çıktım, dikkat edin. Bunu biz skeçte yapıyorduk ama o zaman da diyorduk ki bunu kesinlikle burada yapmayacağız diye. Seçtim arkadaşlar. Hatta isterseniz şöyle bir şuraya 5 milimetre bir yuvarlatma yapalım. Şöyle bir çoğaltmam var. Bakın bunları ağaçtan sırasıyla seçiyorum. Sırasıyla seçtikten sonra getirip circular pattern'ime basıyorum. Benden referans element istiyor. Yani eksen istiyor arkadaşlar. İster bir çizgi seçersiniz, isterseniz bunu seçersiniz. Şuradan gelip complete chrome dediğiniz zaman ve buradan getirip arkadaşlar sıraladığınız zaman, okey dediğimiz zaman çoğaltma işlemini gerçekleştirir. Yine aynı olay bunda da var. Diyelim ki arkadaşlar, bakın buraya dikkat edin. Hemen geldim, slotuma bastım. Şöyle, bakın dikkat. Şöyle bir slot var. Bunu çoğaltacaksınız. Bakın diyelim. Okey. Bas çoğaltmana. Seçili durumda. Göstereceğiz eksenimizi. Tabi burada 10 tane değil. Equal spacing'de. Complete chrome dediğiniz zaman. Burada eşit mesafede yapar. Bakın 3 tane olsun. Okey dediğim zaman arkadaşlar. Bir parçam vardı. Gerçekleştirmiş oldum. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de hem yüzey modelleme hem katı modelleme en önemli konularından bir tanesi olan plane atamayı beraber işleyeceğiz. Birkaç tane özelliğini hep beraber görelim. Bakın ilk bilmemiz gereken, izometrik görüntümüzü aldığımız zaman, plane'e bastığımız zaman şu düzlemi seçtik. Bakın offset komutuna bastık, öteledi. Ve bu mesafeyi istediğim gibi buradan da kontrol edebiliyorum. Okey dedim. Eğer bunu seçtiğim, düzlemimi seçtim, Repeat Object After OK kat ya da gördüğünüz zaman kaç defa tekrar edeceğini söylüyor arkadaşlar. Bunu 2 defa daha tekrar et dediğim zaman bundan sonra 2 tane daha düzlem atayabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Bir de gelin düzlem üzerinde katı plane atmayı görelim. Örneğin açılı plane nasıl atılır? Hep beraber onu görelim arkadaşlar. Şöyle geldim. Buraya dikkat. Çıktım. Şöyle kalınlık verelim. Şöyle çektim. Şimdi buraya dikkat edin. Eğer ki plane'e basar, bakın önce bir çizgi sonra bir yüzey seçerseniz arkadaşlar, direkt olarak bakın buradan hiç seçmeyin. Unutmayın. Plane'e bastınız, katya algılıyor. Önce çizgiyi, sonra yüzey, sonra getirip arkadaşlar direkt açınızı ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Ve bakın şu anda buraya 42 derecelik bir tane plane attım. Sonra buraya gelip istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Ters bakalım mesela, örneğin arkadaşlar. Buraya getirelim, bir tane slot çizelim. Hem böyle bir çalışma olmuş olsun. Sonra bunu convert komutu, yani proje komutuyla getirelim. Silgimizle silelim. Yani trimimizle şöyle, 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 şöyle çıkalım. Pet diyelim. Up to next. Okey diyelim. Ve işlemimizi gerçekleştirelim. Sonra bakın isterseniz arkadaşlar, bu da çok önemli. Play'ine bastığınızda şu kenarı seçer. Dikkat edelim. Kendi bazen algılamayabilir. Şuradan gelir. Normal to curve seçerseniz tam ortasına dik düzlem atarsınız. Plane'e basar, al bu yüzeyi buraya taşı derseniz bu plane'i buraya taşırsınız. Plane'e basar, 3 tane nokta seçerseniz, bir nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta derseniz 3 noktadan geçen düzlemi tanımlamış olur.